Sevgili öğrenciler, bu hafta yine sizlerle kritik sorumuzu çözeceğiz. Evet, bugünkü kritik sorumuz rüzgarın yönüyle ilgili bir soru. Şimdi hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum size. Yüksek basınç alanı soğuk, alçak basınç alanı ise sıcaktı ve rüzgarın yönü her zaman, lütfen dikkat edin, her zaman yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yani soğuktan sıcağa doğruydu. Şimdi X, Y, Z ve T noktalarına yerleştirilen rüzgar çoraplarının bize görüntüsü soruluyor. KLMN noktalarına ise gösterildiği sayılarda ısıtıcılar yerleştirilmiş. Ve ben neye dikkat edeceğim? Soğuktan sıcağa doğru rüzgarın oluşumunu hatırlayacağım. Evet, T noktasına baktığında sevgili öğrenciler burada 3 ısıtıcı, burada 4 ısıtıcı olduğuna göre T noktasında doğuya doğru rüzgarın yönü gerçekleşecektir. Z noktasına baktığımızda Nide noktasında 4 ısıtıcı, Manisa noktasında 1 ısıtıcı olduğu için kuzeye doğru bir rüzgar oluşumu gerçekleşecektir. Y noktasına baktığımızda L noktasında 3 ısıtıcı, M noktasında 1 ısıtıcı var. Soğuktan sıcağa doğru olacağı için Y'de ise batıya doğru bir rüzgar oluşumu gerçekleşecektir. X noktasına baktığımızda sevgili öğrenciler K'de de 3 ısıtıcı, L'de de 3 ısıtıcı olduğu için X noktasında rüzgar oluşumu gerçekleşmeyecektir. Ve bu durumda sorumuzun cevabı Bursa seçeneğidir. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.